Efendim haberin merkezine, Show Ana Haber'e hoş geldiniz. Ben Meltem Acet. Hemen başlayalım. Tüm Türkiye biliyorsunuz yüreği ağzında. Yeni deprem olur mu korkusuyla yaşarken öğle saatlerinde Niğde 5.3 büyüklüğündeki bir depremle sarsıldı. Dipten gelen dehşet neyse ki can kaybı yaşanmadan ucuz atlatıldı. Evet, şu an Niğde'de deprem oluyor arkadaşlar. Son dakika haberi. 25-30 saniye kadar sürdü. Yine hissettik. 3-4 gündür bu şekilde depremler devam ediyor. Sarsıntıya kimi evinde, kimi iş yerinde yakalandı. Herkes panikle kendini dışarı attı. Saatler 13.27'yi gösterdiğinde Niğde 5.3 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Evet, görüyorsunuz. Hala sallanıyor Niğde'de deprem. Bunu bağımsız bir deprem olarak değerlendiriyoruz. Büyük deprem oldu. Aynı şekilde sallandı. Sarsıntı Aksaray'da da hissedildi. Lambaların, kardolabın, yatağın yerinden oynadığını hissettik yani. Neyse ki deprem can ve mal kaybı yaşanmadan ucuz atlatıldı. Dün akşam 4.7 ile sallanan Sivas Gürün'de ise bazı yayla evleriyle ahırlarda yıkıntılar oluştu. Herhangi bir can kaybımız veya hayvanlarımızda bir zarar yok. Ağlarımız da çöktü. Efendim 11 kentimizde büyük yıkıma neden olan çifte felaketin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Dehşet anlarında çekilen görüntülerde kimi saklanmaya, kimi panikle kaçmaya çalıştı. Kabusun kayda alındığı anlar söze gerek bırakmadı. Evin içi böyle. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allah! Allah! Aman yarabbi aman, aman yarabbi aman. İçeride insan vardı ya, niye çıkmadı? Kimi evinde, kimi iş yerinde, kimi sokaktaydı. Dipten gelen dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Geçti oğlum, geçti lan, gelen gitti. Sabır, sabır. Sabır. ...7.7'lik facia vurduğunda milyonlar uykudaydı. Tıpkı bu genç gibi hemen yatağından kalktı, koltuğun yanına saklandı. Depremzede ise ilk felaketin ardından evine girdi. Oluşan hasarı inceliyor, kayıt yapıyordu ki 7.6'lık ikinci dehşete de yakalandı. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaşadığı korku anlatılamazdı. Evi yıkıldı, üzerine beton parçaları yağdı. Burası da Osmanieh 112 acil çağrı merkezi. Çalışanlar önce masalarının yanına saklandı, ardından görevlerine devam etti. Kahramanmaraş'ta 7.6'lık depremle yıkılmayan binalarda yerle bir oldu. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Caddeyi toz bulut kapladı. Herkes canavliyle kaçıştı. Osmaniye'de artçı şoka markette yakalanan kasiyer arkadaşlarına geçti diyordu ki sarsıntı şiddetlendi. Onların yanına böyle koştu. Geçti oğlum, geçti lan, gelen gitti. Adana'daysa saat 4.17'deki sarsıntı Ferdane Cezmi kırmızı çiftini uykuda yakaladı. Hemen dışarı çıktılar ama 70 yaşındaki kadın ilaçlarını evde unuttu. Eşi onları almak için öğlen eve döndüğünde ikinci sarsıntı başladı. Eşim gitti diye bas bas bağırıyorum. Neyse ki kocası ilaçları almış, sağ salim çıkmıştı. Toz bulutunun arasında koşarak uzaklaştı. Çok şükür sağ geldi. Efendim çifte afette yıkılan binalardan biri de Gaziantep'teki Gölgeler apartmanıydı. Depremden dakikalar sonra başlayan can kurtarma çalışmasında molozlar vatandaşların üzerine çöktü. O saniyelerde yaşanan panik anları da bugün ortaya çıktı. Can kurtarmaya çalışırken canlarından oluyorlardı. Depremden saatler sonra yaşanan dehşet anı bugün ortaya çıktı. Gaziantep'te 7.7'lik depremin yıktığı binalardan biri de 6 katlı Gölgeler apartmanıydı. Saat 4.17'de böyle çöktü. 23 kişi altında mahsur kaldı. Komşuları, yakınları, itfaiye, herkes onları kurtarabilmek için enkazın başına koştu. Çalışma sürerken çatı kısmı bir anda kalabalığın üstüne çöktü. 2 kişi molozların altında kaldı. Kalabalık bu kez onları çıkarabilmek için harekete geçti. Kurtarılan yaralılar hızla ambulansa taşınırken yakınları sinir krizi geçirdi. Gölgeler apartmanındaki çalışma günlerce sürdü. Altından 18 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Ve deprem şehirlerde olduğu gibi köylerde de büyük hasara neden oldu. Adıyaman'ın Ozan köyünde ise görülmemiş bir manzara vardı. Köydeki bir ev yıkılmadı ama yerden teması 30 santim kesildi. Sonra da 2 metre sola kaydı. Afetten kaçmaya çalışan aile kapıyı açtığında eşiği yerinde bulamadı. Şimdi Ozan köyü içerisindeyiz. Burada çok enteresan bir gözlem var. Fay hattı buradan geliyor. Tam buradan geliyor. Bu evin hemen önünden geçiyor. Şurada bir eşik var. Normal koşullarda burada yaşayan vatandaşlar depremden önce 5 Şubat tarihinde buradan gelip yukarıdan kapıdan içeri giriyorlardı. Ancak deprem sırasında meydana gelen bu yanal yönde yer değiştirmeyle beraber kapı buradaki eşiğe göre yaklaşık 2 metre sona doğru kaymış vaziyette. Deprem yıkmadı ama koca binayı yerinden kopardı. 2 metre kaydırdı. Kapı başka, eşiği başka yerde kaldı. Bu ev resmen yürüdü yani. Burası Adıyaman'ın Ozan köyü. Atmaca ailesi felakete 2 katlı bu evde uykuda yakalandı. Hepsi kapıya koştu ama eşik yerinde yoktu. Büyük bir sesle ve sarsıntıya uyandık zaten. Deprem durduğunda biz indiğimizde merdivenlerden kapıyla basamak arasının farklı olduğunu gördük. Ev hem kaymıştı hem kalkmıştı. Evleri 30 santim kalkmış, 2 metrede kaymıştı. Depremden önceki orijinal pozisyonunda eşik buradaydı. Buradan insanlar çıkıp normalde evlerine giriyorlardı. Ancak deprem sırasında meydana gelen bu yer değiştirmeyle beraber oldukça net bir şekilde fay hattı eşikle evin kapısının arasından geçiyor. Arap fayıyla Anadolu fayının tam eşikle kapı arasından geçtiğini söylediler. Binanın hali sadece onları değil, bölgeyi inceleyen MTA ekiplerini de şaşırttı. Hayatımda ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Çok enteresan bir gözlem. En kaliteli malzeme kullanıldı denildi. 10 şiddetindeki depreme bile dayanıklı, pişman olmayacaksınız denildi. Evet, Kahramanmaraş'taki lüks site işte bu cümlelerle allandı, pullandı ve bu şekilde pazarlandı. 10 şiddetinde depreme dayanıklı denilen site 7.7'lik depremde kağıt gibi yıkıldı ve 75 kişiye mezar oldu. Aynı zamanda AK Parti Dulkadiroğlu ilçe başkanı olan müteahhit Şahin Afşaroğlu tutuklanırken ortaya çıkan detaylarsa facia göz göre göre gelmiş dedirtti. Deprem başlar başlamaz 10. saniyede bina çöktü. Satarken bize 10 şiddetinde depreme dayanıklı diyerekten sattılar. Hayatlar da kaldı, hayaller de kaldı, her şey burada kaldı. en iyi malzemeyi kullanıyorum dedi. Bura gözde dedi. Hiç pişman olmayacaksınız dedi. Allandı pullandı, bataklığa kurulup yalan üstüne yalanla satıldı. O lüks site çifti afette 75 kişiye mezar oldu. Gözlerini para hırsı bürümüş insanlar, canavarlar bunlar. Bu insanların hayatı bu kadar ucuz olmaması gerekiyordu. Öldük zannettik yani, artık bundan sonra buradan çıkamayacağımızı düşündük. Çok kötüydü. Merdivenlerden inerken duvarlar üstümüze dökülerekten indik. Burası 10 şiddetindeki bir depreme bile dayanıklı yalanıyla satılan Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki Badı Sabah konutlarının enkaz alanı. 10 şiddetinde deprem olsa burası yıkılmaz diye bize garanti vererek buraya, bize daire yerine mezar sattılar. 3 tane evladımı ve annemi kaybettim. 10 şiddetinde depreme dayanıklı denilerek pazarlandı ama 7.7'lik depremde kağıt gibi yıkıldı. 3 blok vardı, ikisi yıkıldı. Benimki de şu ayakta kalan bina. Biz de kendi canımızı zor kurtardık zaten. Site AK Parti Dulkadiroğlu ilçe başkanı Şahin Afşaroğlu'na ait olduğu öne sürülen inşaat şirketi tarafından yapılmıştı. İddiaya göre facia göz göre göre geldi. Bakın taşlara bakın. Normalde betonda kolon şeyinde bu kullanılmaz. Durdu Bey bu inşaatın hemen yakınındaki bir binada oturuyor. İnşaat başladığı andan itibaren sürekli takip etmiş ve gözüne takılan bazı noktalar olmuş. Bu inşaatın yerine hazırladılar. Günlük uçtuğu içinden su çıktı. Suyunu toparlayamadılar. Hemen yanı yönünü kapattılar. Direkt diktiler. Buranın normalde 8 kat ruhsatı varken 16 kat ruhsat almış. İddiaya göre vatandaşlara suyun temizlendiği söylendi ama enkaz kaldırıldığında işte ortaya bu manzara çıktı ve ihmalin belgesi oldu. İşte görüyorsunuz, suya attığım gibi taşı gerçekten daha derine iniyor ve bu su maalesef ki burada temizlenmemiş. Rant uğruna, para uğruna insanların burada hepsi mezarlar oldu. Sebep olanlar hepsinden de Allah'ım sorsun hesabını. Çöken binalara ilişkin soruşturma kapsamında ilçe başkanı Şahin Afşaroğlu tutuklandı. Gaziantep Nurdağ'da da yaptığı binalar depremde yıkılan AK Parti Meclis Üyesi Yunus Kaya'nın tutuklanmasının ardından Nurdağ Belediye Başkanı Ökkeş Kavak da gözaltına alındı. Efendim, Ezogel'in ve kaçak filmlerine ev sahipliği yaptı. Hatta Kibar Feyzo'da da Maho Ağa'nın eviydi. Yeşilçam'ın gözde mekanlarından Fatih Aliye Müderris'in konağının çifte depremde hasar gördüğü çıktı ortaya. Vay. Öpem ağa. Kibar Feyzo gel bak. Kibar Feyzo filmindeki Maho Ağa'nın evi çifte felakette hasar gördü. Hatay Reyhanlı'daki Fatih Aliye Müderris konağı Yeşilçam'ın vazgeçilmez mekanlarından biriydi. Ezo kız, amcan evde mi? Evet. Tarih kokan mekanda Kibar Feyzo, Ezogel'in kaçak gibi birçok dizi ve film çekildi. Her tarafta adamlarım var ve de itibarımız var. Ünlü konak Kemal Sunal'dan Şener Şen'e, Adile Naşit'ten Fatma Giri'ye Yeşilçam'ın yıldızlarına ev sahipliği yaptı. Emanetine hayınlık eden yağlı urganda can versin. Sinema müzesi olması için restorasyon çalışması başlamıştı ki deprem fırtınası Maho Ağa'nın evine büyük hasar verdi. Çatısı çöktü, duvarları yıkıldı. Ünlü konağın son hali görenleri üzdü. Ve Adıyaman'a gidelim şimdi de. 7.7'lik ilk depremde ayakta kalan 5 katlı Tuğra apartmanı 7.6'lık ikinci depremde de çökmedi ama ilginç bir şekilde temelden kalkarak arkaya doğru yattı. Binada can kaybı da yaşanmadı. Günlerdir öylece duran binayı görenler fotoğrafını çekmekten kendilerini alamıyor şimdi. İlk gördüğümüzde biz de şaşırdık. Zaten bu bina ilk şeyde ayaktaydı depremde. İkincisinde ağır ağır yattı. Ne yıkıldı ne dik durabildi. İlk depremi atlatan bina ikinci depremde arkaya yattı ve öylece kaldı. Burası Adıyaman Gölbaşı. 6 Şubat'taki çifte felakette 130 bina yerle bir oldu. Yüzlercesi de kullanılamaz hale geldi. Deprem fay hatları bilmiyorum. Her yeri böyle patlattı. Gölbaşı'nın içini her yeri böyle. O binalardan biri de 5 katlı Tuğra apartmanıydı. 7.7'lik sarsıntı onu deviremedi ancak 9 saat sonra gelen ikinci felaket binanın temelini kaldırdı. Önce yerin altından sanki bir makineyle çalışıyor gibi küt küt ses geldi. Sonra bir uğultu. Olan oldu abi. Camları bile bile kırılmadı, can kaybı yaşanmadı. Ama tahliye edilen apartmanın çatısı, arkasındaki evin çatısında, ilk iki katıysa toprağın dibinde kaldı. Gövdesi sokağın üstünü kapatan binayı görenler fotoğrafını çekmekten kendini alamadı. Efendim, Hatay, Antakya'da yıkılan ve 105 kişinin de ölümüne neden olan Rende sitesinin arsa sahibi Arif Sami Rende yaş haddinden serbest bırakılmıştı. Savcılığın itirazıyla yeniden gözaltına alındı ve mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İddialar doğru mu, kolon kestirdiğiniz? Neden takipsizlik vermiş? Biz bunları öğrenmek istiyoruz. Aykırı bir durum mu yoktu, yoksa üstü kapatıldı mı? Yaşlı olması ve birçok hastalığının bulunması gerekçesiyle serbest bırakılmıştı. 105 kişiye mezar olan Rende sitesinin arsa sahibi 84 yaşındaki Arif Sami Rende yeniden tutuklandı. Antakya'daki Rende sitesinde 2 blok yerle bir olurken 2 blok ayakta kalmıştı. Yıkılan bloklarda kolon kesilerek kreş yapıldığı iddiası gündemdeydi. Hatta HSK 2017 yılında o iddia için takipsizlik kararı veren savcı hakkında inceleme başlatmıştı. Ben kendim gözlerimde ben görmedim ama yapıldığını duydum. Bu iddiaların da savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu biliyorum. HSK'nın incelemesi sürerken arsa sahibi Arif Sami Rende Eskişehir'de gözaltına alınmıştı ama yaş haddi nedeniyle serbest kalmıştı. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı o karara itiraz etti. Eskişehir Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri Arif Sami Rende'yi bir kez daha gözaltına aldı. Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, cezaevine gönderildi. İddialar doğru mu, kolon kestirdiğiniz? İş makinesine tıra yükleyip gaza bastı ve neredeyse frene hiç basmadan deprem bölgesine yetiştirdi. Yolda çekilen görüntüleriyle helal olsun dedirten Palada'yı o anları anlattı. Hiç durmadan gittik ki belki bir can daha fazla kurtarılır maksadıyla gittik. Hiç mola vermedim. Surat kardeşini bir de devir saatini kapattım. Deprem bölgesine bir an önce varabilmek için son sürat gaza bastı. İş makinesini arama kurtarma çalışmalarına yetiştirmeye çalıştı. Biraz herhalde suratım da fazlaymış. Fazla olunca sosyal medyada gündem oldu. Çok sıkışmayınca frene basmadım hiç. Çifte felaketin yaşandığı gün 45 yıllık şoför Kazım Budak İstanbul'daki evindeydi. Acı haberi telefonda aldı. Şirket yetkilileri beni aradı. Palada'yı dedi, acilen gelir misin? Hayrola dedim. Dedi ki deprem bölgesine makine götüreceksin. Ben hemen kalktım, hazırlığıma baktım. Saniye kaybetmedi, tıra kepçe yükleyip Kahramanmaraş Elbistan'a doğru yola çıktı. Makinamızı yüklüyoruz. Yolculuk birazdan başlayacak Allah'ın izniyle. Herkesin yani bir amacı var. Benim de amacım, makine yüklemişim, yardıma koşuyoruz. Yardıma koştuğu anları bir sürücü çekip sosyal medyada paylaşınca gündem oldu. Normal gitsen yani 12-13 saate gidilir ama biz biraz hızlı gittiğimiz için biraz erken gittik. Can kurtarmak için canını dişine takan Kazım Budak, namı diğer Palada'yı yaptıklarıyla iyi ki varsın dedirtti. Bir insanı kurtar ki bütün insanlığı kurtarsın manasıyla devam ettik yani. Efendim, yüreklerdeki enkazı kaldırmak kolay değildi ama her şeye rağmen hayat devam etmeli dediler. Depremin ve acının merkez üssü Kahramanmaraş'ta esnaf da yavaş yavaş dükkanlarını açmaya başladı. Maraş 10 sene gitti abi girene. Para kazanmak için değil, insanlar dayanışma önüne olsun yani. Normale dönme için. Sadece şehirleri değil, yürekleri de enkaz yeriydi. Ama hayat devam etmeli dediler. Dükkanlarını bir bir açmaya başladılar. Dükkan açmazın bu sebebi insanlara bir moral olsun. İnsanlar çarşıya gelebilsin veya hatta gezebilsin. Yıkılan yerlerden biri de tarihi Maraş Çarşısı'ydı. Türkiye'nin en eski 3. çarşısı. 7.7'lik depremde bir sıkıntı olmadı. Hafif çatlaklıklar vardı. İkinci bir depremde de yine sağlamdı. 600 yıllık çarşı Hatay merkezli 3. depremde ağır hasar aldı. Dükkanların çoğu yıkıldı. Sonuç bu şekilde. İlk 15 gün açamadık. 3-5 günden beri açıyoruz. Ailemize çok şükür bir şey yok. Yakın akrabalarımıza, eşimize, dostumuza çok kaybımız var. Yaşanan tüm acıya, drama rağmen şehir yavaş yavaş canlanmaya başladı. Dükkanlarda tabii buralarda bayağı hasar alan dükkanlarımız var. İnşallah daha iyi hale geleceğiz. Adıyamanlı ustalar da enkazlardan çıkarılan araçları tamir etmek için işlerinin başındaydı. %70, %75 civarında esnaflarımız açık. Enkaz altında kalan araçlar vardı. Yolda giden araçlar vardı. Gelen misafir araçlar vardı. Onlara yardım ve destekte bulunduk. 7-24 saat buradayız. Evlerimiz yıkıldı. Her şey bitti ama gene de ayaktayız. Efendim, Hatay'da yerle bir olan bir sitede ayakta kalan tek binada deprem güçlendirilmesi yapıldığı ortaya çıkmıştı. Kullanılan sistem ise bir kumaştan farksız olan karbon fiberdi. Peki tül gibi olan o ürün nasıl oluyor da o binaları ayakta tutabiliyor? İşte yanıtı. Onlara çok 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 teşekkür ediyorum. Çünkü en az 50 kişinin hayatını kurtardılar. Bütün taşıyıcı elemanın boydan boya sarılması şeklinde yapılabiliyor. Tüy gibi hafif ama çok sağlam bina güçlendirmede dikkat çeken teknoloji karbon fiber. Bu betondan 1000 kat daha güçlü aslında. Karbon fiber sargıyı birçok kişi Hatay'da aynı sitedeki binalar yıkılırken ayakta kalan bu binayla duydu. Mühendislerin yüksek lisans tezi için karbon fiberle donattığı bina 3 depremi de hasarsız atlattı. Ülkenin sadece iyi hocalara ihtiyacı var, inşaatçılara. Hatay'daki o binanın yıkılmasını önleyen karbon fiber aslında bakın böyle bir örtü ama demirden 10 kat daha güçlü. HRP'nin çok yüksek performans sağladığını biliyoruz. Uygulama kolaylığı daha fazla olduğu için kullanılmasında büyük fayda var. Karbon fiber güçlendirilecek binanın kolonlarına, kirişlerine işte şu şekilde sıkı sıkı sarılıyor. Sadece kolon ve kirişler değil üstelik. Sizin taşıyıcı olmayan tuğla duvarlarınızı bu FRP sargıyla çapraz olarak taşıyıcı elemanlara bağladığınız zaman o tuğla duvarınız deprem yükünü taşıyacak taşıyıcı bir perde gibi çalışmasını sağlıyor. Karbon fiberin en büyük avantajı sakinlerini evinden etmeden binaya yerleştirebilmesi. Maliyeti ise daire fiyatının %10 ila %20'si. Binaya karbon fiber uygulanıp uygulanamayacağının kararını ise mühendisler veriyor. Sadece karbon fiberle FRP ile güçlendirmeyebilirsiniz. İlave tedbirler alınması gerekebilir. Bu binaya göre yapının depreme karşı performansına göre değişecektir. Efendim, büyük felaketin yaraları sarılmaya çalışılırken Cumhurbaşkanı Erdoğan da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. Aliyev Erdoğan'a taziyelerini ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Erdoğan dünya liderleriyle de konuştu. Yardıma koşan ilk ülkeydi. Taziye için gelen ilk lider de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev oldu. Erdoğan mevkidaşını Vahdettin Köşkü'nde ağırladı. İki liderin görüşmesinde gündem Türkiye'yi vuran büyük felaketti. Erdoğan destekleri için Aliyev'e teşekkür etti. Cumhurbaşkanı bir yandan da yoğun bir telefon trafiğinde. Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü. İki lider geçmiş olsun dileklerini iletirken birinci yılını dolduran Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin gelişmeler de ele alındı. Erdoğan'ı Fransa Cumhurbaşkanı Macron da aradı. Cumhurbaşkanı deprem sürecinde Fransa'nın sergilediği destek için Macron'a teşekkür etti. Macron ise Twitter'dan paylaştığı Türkçe mesajında dayanışma içinde kalmaya devam edeceklerini vurguladı. Efendim, Adalet Bakanlığı deprem sonrası fırsatçılara yeni cezai yaptırımlar için düğmeye bastı. Depremle sarsılan bölge insanını kira artışları ve fahiş nakliye ücretleriyle zor durumda bırakan fırsatçılara yeni cezalar yolda. ...6.000 lira, 5.500 lira, 7.000 lira civarında olan evler şu anda 11, 13, 15.000 lira şeklinde. İnsanlara ikinci bir deprem yaşatmanın, ikinci bir afet yaşatmanın gereği yok. Çok ağır cezalar öngören düzenlemeler yapacağız. Kiralar, ev fiyatları fırladı, nakliye firmaları taşıma ücretlerini arttırdıkça arttırdı. Depremi fırsata çevirmeye çalışanlara yeni ceza yaptırımı yolda. Kiralar 5 liraysa 20 liradan kira yapıyor ya da nakliye 3 liraysa 10 liradan götürüyor. Bölgedeki insanların ve ülkemizin yaşadığı zorlukların bir fırsat görenlere karşı hukuk gereğini yapacaktır. Fahiş fiyat istiyorlar Adıyaman'da. Bir eve indirmesine 7 milyar 8 milyar diyen var. Fahiş fiyatla beraber milletimizin canını acıtanların peşindeyiz. Afet, salgın gibi olağanüstü dönemlerde uygulanacak o cezalar. Adalet Bakanlığı mevcut ceza kanununda değişiklik öngören o düzenleme üzerinde çalışıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulduktan sonra meclis gündemine gelecek. O kazancın bir hayrı da gelmez. Bu dünyaya da öteki dünyaya da bir faydası olmaz, olmayacaktır da. Efendim, Kahramanmaraş merkezli büyük afet sonrası İstanbul'daki deprem tehlikesi de gündemin üst sırasına yerleşti. Peki mega kentte deprem hazırlığının faturası nedir? Deprem çalışma grubu Büyükşehir Belediyesi'nin çağrısıyla toplandı ve tabloyu da Ekrem İmamoğlu rakamlarla anlattı. Bu kaygıyı hafife alma elbette lüksümüz yok. Hiç kimsenin böyle bir hakkı da yok. Vatandaşımız kaygılı olmakta haklıdır. İstanbul Deprem Çalışma Grubu Ekrem İmamoğlu'nun çağrısıyla ikinci kez toplandı. Megakent'te olası afeti hazırlık için yapılması gerekenler bilim insanlarıyla masaya yatırıldı. Gelin resmi olarak 45 bine yaklaşan insanımızın, canımızın kaybıyla sonuçlanan bu büyük trajedi ülkemiz tarihi adına, milletimiz adına bir milat olsun. Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası İstanbullular da diken üstünde. Binasının depreme dayanıklılığını ölçtürmek isteyenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Bize başvuran yurttaşlarımızın sayısı sadece birkaç günde 100.000'e ulaştı. İstanbul'u hakkını vererek depreme hazırlıklı hale getirmek için Türkiye'nin gayri safi milli hasılasının üzerinde bir kaynak gerekiyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı vahim tabloyla birlikte maliyeti de gözler önüne serdi. Megakent'te ağır ve çok ağır hasarlı 90.000 bina var dedi, seferberlik çağrısı yaptı. Sadece sorunlu binalarımızı dayanıklı hale getirmenin faturası 360 milyar lirayı kolayca aşabilmektedir. Bu Büyükşehir Belediye'mizin bütçesinin neredeyse 3 katı demektir. Şimdi seferberlik zamanı olduğunun tekrar altını çiziyorum. İstanbul Esenler'deki Havaalanı Mahallesi bir türlü kentsel dönüşüme giremeyince çatlaklarla dolu apartmanda yaşayan vatandaşlar can güvenliğimiz yok diyerek isyan etti. 1000 tane yakın konut teslim ettiklerini söylediler bize. Ne oldu? Taş düştü. Taş düştü galiba. Şimdi döküldü, şimdi döküldü. Şimdi döküldü efendim. Bizi duyan yok. Rüzgardan bina dökülüyor işte gördüğünüz gibi. Tabut. Canlı tabut. Canlı tabut yani. Canlı tabut. Burası Esenler'deki Havaalanı Mahallesi. Binalar ortalama 40 yıllık. Dökülüyor neredeyse hepsi. Bakın bu kadar insan da biz bu çürük binalarda yaşamak istemiyoruz diye sesini duyurmaya çalışıyor, isyan ediyor. Binanın söylediği ne biliyor musun? Yıkılmadım, ayaktayım, dertlerimle baş başayım. Yemin ediyorum bakın yani evimiz hiç iyi değil. Çürük yani resmen ölmemiz bekleniyor. Ağlıyoruz. Yapmayın. Buyurun efendim ya. Bakın burası şu an binanın taşıyıcı kolonlarından biri. Bu da demir. Tabii bir zamanlar demirde, artık şu an un ufak oluyor. Tahta parçasına dönüşmüş gibi. Bakın elime. Alın. Eyvah ya. Buyurun efendim ya. Ana kolon bu ya. 1000 tane yakın konut teslim ettiklerini söylediler bize. Ne oldu? Taş düştü. Taş düştü galiba. Şimdi döküldü. Şimdi döküldü efendim. Röportaj sırasında dahi bakın binadan böyle ufak taşlar döküldü. Komple çürük. Geceler artık uyku yok, kesinlikle yok. Merdivenlerden inmeye korkuyor çocuklar. Şu an mutfaktayız. Ana kiriş. Bu şekilde çatlak. Evin balkonundayım. Bakın şu manzaraya, yine demirler meydanda. Çivi de çaktırmıyorlar, imar da vermiyorlar. Bu tek binanın sorunu değil, koca mahalle. Evet. Yani. Esenler Belediyesi'nden yapılan açıklamada binaların risk durumuna göre sırayla boşaltıldığı belirtildi. Kaç çocuğunuz var? 4 tane çocuğum var. Sizin? 4 tane var. 3 tane. Bakın bu binalar atıl değil, terk edilmiş değil. İçinde onlarca aile yaşıyor. Çoluğu çocuğu var, yaşlısı hastası var. Dertleri var. Tek istekleri sağlam evlere kavuşmak. Mağduruz efendim, mağduruz. Mağduruz. Evlerimiz mezarımız olmasın. Görüyor musunuz tavanları? Efendim bazı depremzedeler hem zorunlu DASK sigortası hem de isteğe bağlı konut sigortası yaptırmıştı ama sigorta firmalarıyla iletişime geçince büyük şok yaşadılar. Çünkü yaptırdıkları özel sigorta deprem hasarını değil yer kaymasını karşılıyordu. Yani onlara sadece heyelan için güvence verilmişti. İkinci depremden sonra ev bu hale geldi. Arçılarla girilemez halde. Yıkıklar var da yapacak bir şey yok. On binlerce bina kağıt gibi yıkıldı, enkaza döndü. Full paket diye yapılan bazı konut sigortalarınınsa deprem hasarını karşılamadığı öne sürüldü. Şu anda deprem bölgesinden bize çok sayıda bu konuyla ilgili şikayet geliyor. Banka kanalından yapılan poğaçelerin birçoğu da eksik görünüyor. Düzenleyen kişi tarafından muhtemelen yanlış düzenlenmiş. Büyük depremler sonrası 220 binden fazla kişi DASK'a başvurdu ancak iddiaya göre bazı depremzedeler büyük bir şok yaşadı. DASK yani zorunlu deprem sigortasından ayrı olarak mal sahipleri isteğe bağlı olarak konut sigortası da yaptırabiliyor. Sorun da o poliçelerde çıkıyor. Yer kayması teminatı kesinlikle depremden farklı bir şeydir. Her an yıkılacak şekilde evimizin durumu. Deprem teminatı pahalı diye alınmazsa poliçede yer kayması ifadesi geçiyor. Yani sadece heyelan için güvence veriliyor. Her şey yıkıldı ama taşıyıcılarımız sağlam. 2023 yılı için DASK ödemesinde belirlenen en yüksek limit 640.000 lira. Ancak o iki kelime nedeniyle mağdur olduğunu iddia eden depremzedelerin aldığı para 4.000 lira. Konut sigortasının içerisinde deprem teminatı çıkarılabilir ya da eklenilebilir. Bu isteğe bağlı olduğu için deprem teminatı verilmemiştir. O şoku yaşamamak istiyorsanız deprem teminatına dikkat edin. Efendim İstanbul'a gelen gurbetçi ailenin kiraladıkları eve hırsız girdi ama kapıda camda hiçbir zorlama yoktu. Polisin kısa sürede yakaladığı hırsız bakın kim çıktı. Anahtar yaptırmış bir tane yedek. Anladığımıza göre yani bu ilk değilmiş. Takılarım gitti. Kızımın ve damadımın saatleri gitti. Günlük kiralanan evin anahtarını kopyaladı, içeri gizlice girip gurbetçi aileyi soydu. Çok üzüldüm bu durum olduğuna. Çok korktuk yani o gün gece bütün sabaha kadar uyuyamadık. Duru ailesi Almanya'dan İstanbul'a geldi. İnternet üzerinden bir ev kiraladılar. Kaça kiralamıştınız? 1.000 euro civarında. Kaç günlüğüne buradaydınız? 7 günlüğüne. Eve yerleştikten sonra dışarı çıktılar. Döndüklerinde soyulduklarını anladılar. Giren kişi muhtemelen elinde anahtar vardı, girip çıkmış yani. Hiçbir yer dağılmamış, hiçbir yer bozulmamış. En büyük şoku çantalarını kontrol ettiklerinde yaşadılar. Kızımla damadım içeri girdi, dedi anne saatimiz yok. Baktım bütün setim şeyim gitmiş yani eşyalarımı koydum çantam gitmiş. Şöyle söyleyebilirim, takılardan kol saatiyle beraber şöyle 6.000 euro civarında vardı. Gurbetçi aile hırsızlık şokuyla karakola gitti, şikayetçi oldu. Beyoğlu polisi o hırsızın izini sürdü ve 2 gün içinde onu yakaladı. Aradan 2 gün geçmeden bütün takılar, birkaç eksik var tabii, bulundu. Bizi yardım eden polislere çok teşekkür ediyorum. Gözaltına alınan o hırsızın kimliği herkesi şaşırttı. Çünkü o hırsız 1,5 ay öncesine kadar ev kiralama firmasında çalışıyordu. Ayrılmadan önce de evlerin anahtarlarını kopyaladığı ortaya çıktı. Eski çalışanlardanmış. Herhalde anahtar çıkartmış tekrar. O anahtarla girmiş. Yani beklemezdim gerçekten. Yani çünkü çok güvenilir bir yerdeydi ev. Yani konsolosluklar vardı, kameralar vardı. Adliyeye sevk edilen hırsız tutuklandı. Efendim İstanbul'da bir kamyon şoförü tarım arazisine hafriyat dökerken yoldan geçenlere yakalandı. Utanacağı yerde tehditler yağdırıp bir de üste çıkmaya kalkıştı. Kafasına göre maloz döküyor. Kafasına göre. Dök, 250 trilyon borcumuz var. Dök abi, dök. Başına iş yaramaz. Boş araziyi çöplüğe çevirdi, uyaranları tehdit etti. Kaçak hafriyatı boşaltıp böyle gitti. Bak arka plakasını da hemen şey yapmış. Moloz yüklü kamyonun şoförü Arnavutköy Sazlıbosna'daki tarım arazisini gözüne kestirmişti. Devam. Tabii kamyon plakayı aldı. Dök abi, dök. 22'si bugün. Hafriyatı gözünü bile kırpmadan yere boşaltırken çevredekilere yakalandı. Sen burada kafana göre döküm yapamazsın. Ben yaparım. Tamam yap. Ben yaparım. Yap bakayım nasıl yapıyorsun. Şoför kimseyi umursamadı. Üstüne bir de tehditler yağdırdı. Dök abi dök. Başına iş arama kurban olayım. Dök abi dök. Başına iş arama kurban olayım. Öyle bir şey yok abi. Hafriyat magandası moloz yağını döküp arkasına bile bakmadan kaçtı. Efendim İstanbul Şişli'de yangın çıktı. Mahsur kalan kadın turistin yardımına itfaiyeci yetişti. Kendi oksijen maskesini bir an bile düşünmeden ona takıp hayata yeniden bağladı. Alevlerden kaçtı. Balkonda çaresizce kurtarılmayı bekledi. Yardımına yetişen itfaiyeci kadın turiste kendi maskesini verdi. Şişli'deki bu binanın birinci katında yangın çıktı. Dumanlar daireyi sardı. Tacikistanlı kadın kedisini de alıp balkona çıktı. İtfaiye hemen olay yerine geldi. Bir yandan yangına müdahale edilirken bir yandan da mahsur kalanları kurtarma çalışmaları başladı. İtfaiye eri bir an bile düşünmedi. Dumandan etkilenen genç kadına oksijen maskesini verdi. Turist kadın ve kedisi itfaiye merdiveniyle sağ salim kurtarıldı. Konya Karapınar'daki tarla bir gecede çöktü. 37 metre çapında ve 12 metre derinliğinde obruk oluştu. İki fay arasında depremden sonra oluşan dev delik köylüleri de korkuttu. Çoktan beri böyle göçükler, obruklar oluşuyor. Bölgedeki büyük obruklardan birisi olarak not edebiliriz. Tam 37 metre çapında, 12 metre derinliğinde iki fay arasında oluşan dev çukur korkuttu. Akıllara depremi getirdi. Burada obruk oluşması olağanüstü bir durum değil. Deprem etkinlikleriyle doğrudan bağlantısını kurmak zor. Ancak bu bölgede bu yıl içinde vatandaşlar tarafından ihbar edilen ilk obruk. Konya'da daha önceden 100'den fazla obruk oluşmuştu. Onlara bir yenisi eklendi. Karapınar ilçesi Seyit Hacı Yaylası'ndaki tarla bir gecede çöktü. Ortaya bu manzara çıktı. Birkaç basamak halinde burada Seyit Hacı fayı. Fayın yükselti yapmış olduğu birinci basamakla ikinci basamağın arasındaki düzlük bölgede meydana gelmiş bu obruk. Yöre halkı durumu yetkililere bildirdi. Konya Teknik Üniversitesi'nden gelen ekip incelemeler yaptı. Profesör Doktor Fethullah Harık obruk oluşumunda temel sebebin yağışlar olduğunu söyledi. Ancak son depremlerin etkisi de araştırılıyor. Üstteki örtü tabakasının ağırlaşması bir neden. Tabii ki sarsıntılar da obruk oluşumunu etkileyen nedenlerden bir tanesi. Eli silahlı, yüzü maskeli bir çete İstanbul Büyükçekmece'deki bir kuyumcuyu hedef aldı, soyup soğana çevirdi. O anlarda bir mahalle sakininin de cep telefonu kayıttaydı. Plakayı okuyamıyorum şu an. Silah aşağıdan gelen bir tane arkadaş var. Buna doğrultmuş. Sonra da kaçıyorlar. Ellerinde silah, yüzlerinde maskeyle geldiler. Ara sokaktaki kuyumcuya girip 750 bin liralık soygun yaptılar. Alelimin akışı biraz kıtıdı. İşte alelim çalmış tık durmuş. Türkiye deprem felaketiyle uğraşırken soyguncular vurguna çıktı. 2 kişi beraber 3 kişi beraber geliyor. Levreyle falan kaldırıyor. Kırpdağı diyorlar işte. Cuma günü bir de o tam depremzedelerimizin yardım toplandığı gece. Hırsızlar 3 kişilik Küçükçekmece Alagöz sokakta bulunan işte bu kuyumcunun önüne geldiler. Biri arabada bekledi. İkisi ise elinde levye ve silahlarla aşağı indi. Önce kepengi kırdılar. Ardından da kapıyı kırıp içeri girdiler. Panik yapmadan sessizce altınları almaya başladılar. Ara sıra silahla dışarı çıkıp çevreyi kontrol ettiler. Çabuk gelsinler. Plakayı okuyamıyorum şu an. Bankoda ne vardı? Yüzükler vardı, küpeler vardı, zincirler vardı, bilezikler vardı. Hepsini almışlar işte. Silah da var ellerinde. 5-10 dakika civarında çuvallara doldurmuşlar. Bunlar kasadaydı. Kasaya hiç uğraşmaz. Zaten piyasadaki mal almış çıkmışlar. Karşı tarafta bulunan vatandaşlar da cep telefonuyla kayda girdi ve soygunu anbeyan çekti. Yine bir vatandaş sokakta yürürken hırsızları fark etti. Hırsızlar silah doğrulttu ve buradan uzaklaştı. Çabuk gelsinler. Plakayı okuyamıyorum şu an. Bizim arkadaşlar aramışlar işte karşıdan. Onlar da silah çekmişler. Onlar da içeri kaçmışlar. Polis soyguncuların peşinde. Polisten ne isteyelim en kısa zamanda yakalanıp malımı geri almasını. Başkentteki bir temel atma çalışması sırasında yan binaların temeli açığa çıktı. Binalar sallanmaya başlayınca daire sakinleri de soluğu sokakta aldı. Oğlum bile dedi baba ev sallanıyor. Bu binaya yaşarken kaya çıkmış, kaya devrilmiş. Her zengin olan müteahhit yaparsanız, denetim yapmazsanız sonuç bu. Büyük bir gürültüyle irkildiler, sonra sallanmaya başladılar. Neye uğradıklarını şaşırdılar. Bak 10 tane il yok oldu değil mi? 10 tane il yok oldu. Gereken her şeyi önceden yapsaydım o zaman. Otoparkını önceden iptal etseydim o zaman. Kutur kutur sevdi balkona çıktım. Şeyin altından kayalar fatır katır kayıyor. Çocuğu aldımdan dışarıya zor çıktım. Görüntüler Ankara Mamak'tan. İddiaya göre işçiler inşaatın temelini atarken yapılan kazı çalışması sırasında üstteki iki binanın altından çok fazla toprak çektiler ve temelleri bakın bu şekilde açığa çıktı. Yukarıdaki iki binada sallanmaya başlayınca içindekiler telaşla dışarı koştu. Temelin altına girilmiş kayaları kırmak için hiçbir önlem alınmadığı için, hiçbir şey yapılmadığı için binanın temeli kaymaya başladı. Yemek mi vardı ocakta? Evet, çay vardı. Çayın altı yanıyordu. İhbar üzerine AFAD, sağlık ekipleri, polis ve itfaiye geldi mahalleye. Doğalgaz kesildi. 34 dairenin bulunduğu binalar tedbiren boşaltıldı. Apartman sakinleri geceyi yakınlarında geçirmek zorunda kaldı. Birilerinin ölmesi mi gerekiyor dikkat etmek için? Daha yeni bir deprem yaşadık. Şurada 15-20 gün olmuş. Binlerce insan öldü ama hiç kimsenin umurunda değil herhalde. Yaşananların ardından inşaat işçileri bu sefer de istinat duvarı inşa etmeye başladılar. Bakın o duvar şu anda yükseliyor. Ardından arka tarafına bir dolgu yapılacak ve iki binanın temeli sağlama alınmaya çalışılacak. Temeli kazılan inşaatın müteahhiti risk olmadığını öne sürse de mahalleli tedirgin. Şu an hiçbir şekilde bir risk yok. Tedbirin daha evvel alınması gerekmez miydi? Binaların sallandığını söylüyor vatandaşlar. Binalarda sallanan falan öyle bir şey yok. Samsun'da yaşayan 58 yaşındaki Sema Danışmaz hayatının 36 yılını kanserle mücadele ederek geçirdi efendim. Yakalandığı 5 farklı kanser türünü yaşama azmiyle yenen Danışmaz o zor yıllarını anlattığı bir kitap bile yazdı. Hayatı o kadar seviyorum ki. Gelen kanserleri seviyorum, öpüyorum, kokluyorum, gönderiyorum. Gidiyorlar. 58 yaşına kadar 5 farklı kansere yakalandı. Yaşama azmiyle hastalığı 5 kez alt etti. İlk yakalandığında henüz 16'sındaydı. İlk Hodgkin lenfomayla başladı. Kolumun altındaki bezelerle çok yoğun kemoterapiler, radyoterapiler aldım. Saçlarım döküldü. Hastane köşelerindeyim. Ölecek diye bıraktılar. Ama ben ölmedim. Hayattayım. Yaşamı da çok seviyorum. Tam kurtuldum derken hastalık yine gösterdi kendini. Sonra kolumun altında, boynumdan yükseltti. Bir yaşanmışlık var. O yaşanmışlığın içinde ben varım. Ama o kadar güzel ben varım ki. Bazen kanserlerime teşekkür ediyorum. Bana o kadar güzel bir yaşam getirdi ki. Hastanelerde geçen zor günlerinde lösemili çocuklarla da kesişti yolu. Ekmek parası bulamadığım günler vardı ya benim hastane köşelerinde. Biraz duygusallaştım şu an. Bu duygusallık da beni lösema getirdi, lösemili çocuklara getirdi. Bütün hayatımı ben onlara adadım. Çünkü biliyorum hastane köşelerinde neler yaşandığını, maddi manevi zorluklar yaşandığını. Onlarla beraberim. Hayatını ise bu cümleyle özetliyor. Sema çok, kanser yok. Efendim haberin merkezinde Şov Ana Haber'deydiniz. Bu akşamı burada noktalıyoruz. Yarın tekrar aynı saatte görüşmek üzere.